Merhaba arkadaşlar. AYT fizik yaprak test çözümünün 15. bölümündeyiz. Bu videonun konuğu da elektromanyetik indüksiyon. Hadi bakalım videoya başlayalım. Birinci sorumda başlayalım. Manyetik akı ile ilgili hangileri doğrudur diyor. Vektörel bir büyüklüktür demiş. Sanılanın aksine arkadaşlar skaler bir büyüklük. Üzerindeki toplam hani manyetik alan çizgi sayısına bağlıdır. Bilimi ve verdir doğrudur. Manyetik alan şiddetiyle doğru orantılıdır diyor. Evet. Çünkü akı dediğimiz kavram b çarpı a'dır. B arttıkça akı da artacaktır diye söyleyeceğiz. İkinci soruya gelelim. Düzgün b manyetik alan içerisinde yüzey alanları 2a ve 3a olan iki yüzeyde şekildeki gibi. Buna göre yüzeylerin manyetik akıları oranı nedir diyor. Şimdi akı dediğimiz kavram arkadaşlar b çarpı a'dır. Buradaki birincisi için şunu söyleyebiliriz manyetik alan hani e, B kadar olsun. Buradaki fi x fi diye söyleriz ya. B çarpı dik geldiğinden dolayı 2 alacaktır. Fi y'ye bakıyorum. Fi y dediğimiz kavram B çarpı burada 3 a olacak ama burada açılı etki ediyor. Bu <laughs> dik bileşen de arkadaşlar kosinüs 53 yani 0.6 Olacaktır diyeceğiz. Peki bunları oranladığımız zaman B'ler A'lar gider. Burada 06 ile 3'ü çarptığımız zaman arkadaşlarım ne kalacaktır geriye? 1,8. O zaman 2 bölü 1,8'de. O da ne yapar? 18 bölü 10 yapar. 20 bölü 18 yapacaktır. Bunu da 2'ye böldüğünüzde 10 bölü 9 çıkar diyeceğiz. Üçüncü soru. Artı x yönünde düzgün B manyetik alanı olan ortamdaki x'e düzlemini paralel şekildeki levha için yargılarından hangileri doğrudur diyor. Burada arkadaşlar birincisi manyetik akı oluşmaz diyor. Şimdi burada arkadaşlar manyetik alan sağ tarafa doğru e, bu e, yüzeyde manyetik alanı paralel. O yüzden manyetik akı oluşmayacaktır. Y eksen etrafında döndürülürse manyetik akı oluşur diyor. Y eksen etrafında döndürülürse arkadaşlar mesela şöyle döndürüldü koldan döndürülüyor. Buraya geliyor. O yüzden arkadaşlar burada bir akı değişimi olacaktır. Yani o yüzden de manyetik akı oluşacaktır diye söyleyeceğiz. Artı y yönünde çekilirse manyetik akı oluşur. Hayır. Yine paralel olduğundan dolayı arkadaşlar oluşmayacaktır diyeceğiz. Dördüncü soru. Düzgün bir manyetik alanı içerisinde şekildeki devrede R direncinden indüksiyon akımı geçmesi için işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir diye söylüyor. Şimdi buradaki arkadaşlar R direncinden indüksiyon akımının geçmesi için buradaki akı değişimi olması lazım. Neden? Şöyle bir yazalım. EMK eşittir işte, eksi delta fi, delta fi bölü delta t şeklinde olacaktır. Peki, o zaman e, burada ya manyetik alanı arttıracaksın ya azaltacaksın ya da e, burada R arttırmalı diyor. Hayır, burada R'yi arttırman herhangi bir işimize yaramaz çünkü delta fi bölü delta t edeceğiz. O yüzden delta t zaten zaman geçiyor. Burada sen akıyı değiştireceksin. Yani B çarpı A'daki o değeri değiştireceksin. A'yı nasıl değiştirebilirsin? Şöyle işte direncin olduğu levhayı biraz daha küçültebilirsin veya büyütebilirsin. O yüzden de hani cevabımız burada 1 ve 2 yani Bursa olacaktır. Beşinci sorumuz. Üzerinden iyi akımı geçmekte olan şekildeki yeterince uzun telin yakınındaki halkada da indiksiyon akımı oluşması için diyor. Aynı de tek başına yapılmalıdır. Şimdi halka bir oku yönünde çekildiği zaman arkadaşlarım burada e, manyetik alanı daha büyük olan yere doğru çekiyoruz. O yüzden hani burada e, EMK dediğimiz kavram eksi delta fi bölü delta t idi ya. Burada EMK oluşacaktır. EMK oluşundan dolayı da arkadaşlar indiksiyon akımı oluşur. Halka iki oku yönünde de çekilebilir. Azaldığından dolayı arttırıcı yani ters nitelikte olur. Ama halka 3 oku yönünde çekildiği zaman arkadaşlar Burada yine aynı eksen üzerindeki manyetik alan değişmeyeceği için olmayacaktır. Yani cevabımız B şıkkı. Altıncı soru. Şekildeki sistemde bobin üzerinden belirtilen yönde akım oluşması için hangileri tek başına yapılmalıdır diye soru. Şimdi arkadaşlar burada akım oluşması için şimdi mıknatıs ok yönünü çekersek eğer. Şimdi mıknatıs böyle sabitken burası S kutup burası da N kutup olacak. Yani şöyle bir çizimler yapalım. Peki ondan sonra ne diyebiliriz? Mıknatısı biz ok yönünü çekersek eğer yani Sol tarafı doğru çekersek buradaki manyetik alan şiddeti artmıştır. Şiddet arttığından dolayı azaltıcı de uygulanacaktır. O zaman yani ters yönlü işlem yapacak. Burası S, burası da N'ymiş gibi olacaktır. E o zaman da arkadaşlar şöyle hani indüksiyondan kaynaklı manyetik alan yönü bu şekilde oluyor. Bakalım. Şimdi sağ el kuralını kullandığımız zaman solenoidde o zaman ok yönünde çekilirse eğer olur diye söyleyeceğiz. Peki bobin ok yönünde çekilmeli. Bobin ok yönünde çekilirse arkadaşlar o zaman üzerindeki genel manyetik alan yani şu kırmızıyla çizdik ya kırmızıyla çizdiğimiz o manyetik alan azalacaktır. Arttırıcı nitelikte olması için ters yönde olur o zaman arkadaşlarım. Peki devredeki direnç arttırılmalı. Direnç arttırırsak arkadaşlar burada akım azalacaktır. Akımı arttıracak nitelikte yine aynı yönde oluşur. Ee, ama burada tabi öz indiksiyondan bahsetmiyor. İndiksiyondan bahsettiğimden dolayı arkadaşlar bu olmayacak. Ha, bir tane böyle bir devre verseydi şöyle. Öz indiksiyona girerdi o da tabi. O da başka bir sorunun konusu olsun. 7. soru. Düzgün B manyetik alanın içerisinde şekil değil. indüksiyon akımı oluşması için diyor. Hangi de tek başına yapılabilir? Halka D1 ekseni etrafında döndürülmelidir diyor. Şimdi arkadaşlar bir halkamız var ve e, diyor ki manyetik alan diyor indüksiyon akımı oluşması için. D1 ekseni etrafında döndürüldüğü zaman arkadaşlar akı değişimi yaşanıyor mu? Yaşanıyor. O yüzden de olur. Bunda bir problem yok. Halka D2 yönde de döndürülmeli. O da olur arkadaşlar. Beyaz altınmalı. Bu da olur arkadaşlar. Çünkü arttıracak direkt uygulanır o zaman da. Sekizinci soru. XE bobinleriyle kullan şekildeki sistemde R1 direncinden indiksiyon akımı geçmesi için hangileri yapılabilir? Tek başına yapılabilir diye söylemiş. Şimdi arkadaşlar indiksiyon akımının geçebilmesi için ne yapılabilir? R1 direnci azaltılmalı. Bu olmaz arkadaşlar. Hani R1'i azaltmak e, bir işimize yaramaz. R2 arttırılmalı. Şimdi burada olay ne arkadaşlar? R2 arttırırsak eğer buradaki akım düşüyor. E, akım düştüğünden dolayı ne olması lazım arkadaşlarım? Bunu e, öz sön akımı da arttırılması nitelikte uygulanması lazım. E şimdi e, öz da sormuyor, R1 direncini soruyor, indikyonu soruyor. E o zaman buradaki arkadaşlar e, manyetik alan dediğimiz B eşittir 4 pi bölü L dediğimiz kavramda I azalıyor. Yazaldığından dolayı B çevresindeki manyetik alanı azaltıyor. O yüzden arttırılmalı olabilir azaltılmalı da olabilir arkadaşlar. Çünkü çevresindeki manyetik alan değerini değiştiriyor. Bu da o zaman arkadaşlar cevabımız 2 ve 3 olur. Yani denizi olur. 9. soru. Düzgün bir manyetik alanı olan ortamdaki 1, 2, 3 numaralı devreler bir yönlerde çekiliyor diyor. Hangi devrede lambalar ışık verir? Lambalar ışık vermesi için arkadaşlar üzerinden akım geçmesi lazım. Üzerinden akım geçmesi için bunun üzerinde bir gerilim yani potansiyel fark olması lazım. Potansiyel fark dediğimiz kavram da eksi delta fi bölü delta t'dir. Burada akı değişimine bakmamız lazım. Akı değişimine bakmamız için arkadaşlar buradaki bir aralığında e, şimdi ne yapıyor? Akı artıyor. Yani daha doğrusu B'ye sabit ama yüzey alanı artıyor. O zaman akı değişimi olur ve lamba yanar. 2'ye baktığımızda arkadaşlar bu levhanın içerisinde hareket ettirildiğinden dolayı. Hani burada herhangi bir akı değişimi olmayacak. Lamba yanmaz. 3 aralığında da B çarpı A'daki A azalıyor. O yüzden yine olacaktır diye söyleyeceğiz. Yani 9 cihan olur. Onun soruya bakalım. Yukarıda verilen durumlardan hangilerinde indüksiyon akımı oluşabilir diye sormuş. Düzgün manyetik alan içerisinde döndürülen bobinde. Düzgün manyetik alan içerisinde tabii arkadaşlar döndürüldüğü zaman akı değişiminden kaynaklı oluşabilir. Değişken manyetik alan içerisinde sabitlen bobin. Evet. Yine arkadaşlarım şimdi akı değişim dediğimiz kavram şuna dikkat edin. Yani burada eğer B veya A'dan bir tanesi değişiyorsa arkadaşlar indüksiyon akımı oluşur. Peki sabit manyetik alan içerisinde sabitlen bobinde olmaz arkadaşlar. Çünkü burada hiçbir şey değişmiyor diyeceğiz. O yüzden cevabımız B şıkkı. 10. soru. Sayfa düzlemindeki halkaların yakınının yakınlarındaki mıknatıslar şekil 1 2 3'teki belirtilen yönlere çekiliyor diyor. Halkaların hangilerinde belirtilen yönde indüksiyon akımı oluşur diye sormamış. Şimdi 1'e baktığımız zaman arkadaşlar N kutbu sağ tarafa doğru ilerliyor Yani burada şu tarafa doğru bir manyetik alan olacak. Hani şöyle söyleyeyim. N kutbundan çıkar, S kutbuna doğru hareket eder. Peki buradaki halka üzerinde şu şekilde şu yönde bir ee, akım oluşur mu? Ona bakmamız lazım arkadaşlar. Buradaki şuna da dikkat etmek lazım. Bu hani e, halkalar arkadaşlar hani sayfa düzleminde değil de içeriye doğru yani dik bir halka olacaktır. O zaman da arkadaşlarım burada bu tarafa doğru, sağ tarafa doğru hareket ettiği zaman burası S kutbu Yani şuradan doğru çıkacaktır. Bu azaldığından dolayı arttırıcı nitelikte olacak. Yani 1 olur. Peki 2'ye baktığımız zaman da arkadaşlarım yine bir böyle bir e, halka sistem var. Burada S kutbu yakınlaşıyor. S kutbu yakınlaşıyor. O zaman şöyle bir şey diyeceğiz arkadaşlar. Burada da yine halka üzerinde oluşan indiksiyon akımının yönü. Burada arkadaşlar şöyle biraz daha büyütelim ya. Okey. Böyle daha rahat görebiliyoruz. Şurada dış kısım ne? İç kısım S gibi düşünün arkadaşlar. Burada neden S'ye doğru bir manyetik alan var gibi düşünün. O zaman burada da oluşan indiksiyon akımının yönü bunun tersi yönünde de oluşacaktır. Yani bu olmaz ters yönde oluşur. Bu olmaz. üç'e 3'e bakalım. 3'e baktığımız zaman da arkadaşlar burada S kutbu yaklaşıyor. S kutbu yaklaştığı zamanlar arkadaşlarım burada bu tarafında N kutbu N'den S'ye doğru bir manyetik alan var. Ama burada artış var. Yani manyetik alan değeri artıyor olduğundan dolayı burada da arkadaşlarım yine azaltacak birlikte yani ters yönlü. Yani burada da yine istenilen yönde bir manyetik indüksiyon akımı oluşacaktır diyeceğiz. Yani cevabımız C olur. <laughs> 12. soru. X'e bobinleri kullanış şekilde sistemde mıknatıs ok yönde çekiliyor diyor. Buna göre RxR'ye direnç oluşan akımların yönü aşağıdakiler hangisi doğru verilmiştir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi burada ne olacaktır? Şöyle bir şey olacaktır. Burada S kutbunu, Rx'den bahsediyorum. S kutbunu uzaklaştırıyoruz. Burada arkadaşlar hani S kutbu uzaklaştı. Burası da N kutbu. N kutbundan S kutbuna doğru olacaktır. Hani buradaki mıknatıs için. O zaman bunu arttıracak nitelikte olması lazım. Yani burası yine indiksiyon akımının yönü bu şekilde olması lazım. E O zaman da arkadaşlar birincisi için yani burada Rx için iki yönünde bir sağır kuralında kullandığımız zaman iki yönünde bir akım olacak. Peki diğer tarafa baktığımızda burası N kutbu burası da S kutbu burası da N kutbu olacaktır. O zaman N kutbundan S kutbuna doğru yine bir manyetik alan vardı. Ama bunu yaklaştığımızdan dolayı daha azaltacak nitelikte uygulanması lazım. E o zaman da arkadaşlar ne olur? E bunu şöyle bir şey düşünelim. Burası N kutbu, burası S kutbu olacak şekilde olur. O da arkadaşlar hangi yönde oluyor? Sağ el kuralına göre arkadaşlar şuradan şöyle gitmesi lazım. Başparmak yine N kutbunu gösterecek şekilde. O yüzden dört yönde olacaktır. Yani bu iki, bu da 4 o zaman cevabımız E olur. Gelelim onun Artı e. +x yönünde düzgün manyetik alan olan şekilde koordinat düzleminde X eksenine paralel devrenin indüksiyon akımı geçmesi için hangi de tek başına yapılabilir diyor. Devre y eksen etrafında döndürülmelidir. Şimdi y eksen etrafında döndürülürse arkadaşlar bir de artı x yönünde düzgün manyetik alan varsa burada arkadaşlarım y eksen etrafında döndürüldüğünde bir de hani tekrarlıyorum artı x yönünde yani artı x'i yatay olarak almayın. Burada x'i yukarıya olarak vermiş olur arkadaşlar. Çünkü manyetik alan e, sabit ama buradaki yüzey alan değişiyor manyetik alan içerisinde. Yani akı değişimi var. O yüzden olur. Devre artı x yönünde çekilmeli. Şimdi artı x yönünde manyetik alan vardı. Artı x yönünde çekilirse olmayacak arkadaşlarım. Peki diğerine bakalım. Artı y yönünde çekilmek. Şimdi artı y yönünde çekilmek. Yine arkadaşlarım bakın şurası manyetik alan vektörleri. Bu manyetik alan vektörleri var. O yüzden artı y yönünde çekilmek de olmayacaktır. Yani burada döndürülmek olur diye söyleyeceğiz. Birinci soru. Düzgün B manyetik alanın içerisinde devrenin manyetik akı değeri 4 saniyede 8 Weber'den 20 Weber'e çıkmaktadır diyor. Oluşan EMK kaç volttur diye söylemiş. Şimdi EMK dediğimiz kavram eksi delta fi bölü delta t'dir arkadaşlar. Peki burada delta fi dediğimiz kavram 4 saniyede 8 Weber'den 20 Weber'e çıkıyor. Yani son eksi ilkten 12'lik bir burada akı değişimi var. Ve 4 saniye içerisinde olmuş bu olay. O yüzden de eksi 3 voltluk bir EMK oluşur diye söyleyeceğiz. İkinci soru. İçerisinde manyetik alan çizgileri geçen iletken bir çerçeveden diyor indiksiyon akımı geçebilmesi için indiksiyon akımı geçebilmesi hangileri yapılmalıdır diyor. Peki bakalım. Manyetik alanın büyüklüğü düzgün olarak arttırılmalı. Evet arttırılabilir, azaltılabilir arkadaşlar. İkincisinde azaltılmak demiş. Hem manyetik alan çizgilerin yönü hem ve büyüklüğü hem de çerçevenin konumu sabit tutmalıdır. Hepsi sabit tutulursa olmaz arkadaşlar. O yüzden cevabımız 1 ve 2 olur. Üçüncü soru. Akı zaman grafiği vermiş. Akı zaman grafiğinde arkadaşlar hangisinde indüksiyon EMK'sı oluşur diyor. EMK'nın oluşması için eksi delta fi bölü delta t'dir. Burada yani delta fi akı değişimi olması lazım. Birincisinde akı değişim var. İkide akı sabit. Üçte de akı değişim var. O yüzden indüksiyon akımı ve EMK'sı bu aralıklarda oluşacaktır. Dördüncü soru. Akı zaman grafiğini vermiş. Diyor ki 0-2'de arasında diyor. E, oluşan indüksiyon EMK'sı. EMK1. Hemen yazıyorum arkadaşlar. EMK1 son akı eksi ilk akıdır. Son 1 e, fi. Ondan sonra eksi. E, i̇lki de eksi fi. O zaman arkadaşlar 1 eksi eksi 1'den arkadaşlar 2 olur. Doğru mu? Geçen süresi de 2T'ye kadar olacaktır. Büyüklüklerini soruyor. EMK2 dediğimiz kavramda demiş ki 2 ile 3 arasında. Son durumda 3 fi var. 3 fi eksi 1 fi'den 2 fi bölü geçen süresi de 1 t kadar. O zaman 2 şunları da fi yazayım. O zaman da geçen süresi de 1 kadar olacaksa eğer şöyle oranladığımız zaman 1 bölü 2 yapar diye söyleyeceğiz. Beşinci soru. Düzgün bey manyet kalın içerisinde şekil 1'deki devrenin akı zaman grafiği şekil 2'deki gibidir diyor. Devrede belirtilen hangi zaman aralıklarında devrede belirtilen yönde indeksiyon akımı oluşur diye söylüyor. Şimdi arkadaşlar bakın. Akı değişimi varsa bir kere e, yani EMK oluşacak ve indiksiyon akımı ona göre olacaktır. Peki şimdi direnç üzerinden şu yönde bir akım geçiyor. Bu bu yönde akım geçiyorsa o zaman arkadaşlar şöyle baktığımız zaman da sayfa düzleminden dışarıya doğru bir e, manyet kalan, ekstra bir manyet kalan oluşmuş diye söyleyeceğiz. Peki o zaman ne yapmamız lazım? Şimdi EMK dediğimiz kavram eksi delta fi bölü delta t'dir, doğru mu? Burada akı değişimi bölü geçen süre şeklinde söylüyorduk. O zaman da arkadaşlar belirtilen yönde indüksiyon akımı geçebilmesi için akının gitgide azalması lazım. Akı azalacak ki arkadaşlar mesela şöyle söyleyelim. Şimdi burada mesela birincisinde şöyle değer verelim hatta. Bir akı sonra iki akı sonra sıfır akı olsun şurası. Sonrasında burada da hani eksi iki olsun tamamdır. Şimdi e, buna baktığımızda arkadaşlar 1. Aralık'ta 1. Aralık'ta akı artmış. Akı değişim var ve 2 eksi hani e, 1 çıkacaktır. Burada hani değer artı çıktı. Ondan sonra da e, o zaman da arkadaşlar hani ters yönde olacak. Hani bu olmaz. 1 olmadı. Peki 2'ye bakalım. 2'ye baktığımız zaman da arkadaşlar burada son durumda 0. ilk durumda da 2. O zaman son eksi 2'den eksi 2 çarpı eksiden artı çıkacaktır. Ve aynı yönde yani yön olarak aynısını almış. O yüzden arkadaşlar bu olur. Peki diğerine baktığımız zaman da arkadaşlar son durumda eksi 2. ilk durumda 0. O zaman eksi 2 eksi 0'dan yine artı olacak. Yani şöyle arkadaşlar. Eksi 2 çıktı ya burası. Eksi ile eksi çarptığımızda artı olur. O zaman da artı olduğundan dolayı da arkadaşlarım ne yapması lazım? Buradaki muhabbet e, yine aynı yönlü olacak. Yani cevabımız değişik olur. Altın soru. Akı zaman grafiği şekilde gibi olan bir devrede oluşan indiksiyon EMK'sı kaç volttur diyor. Şimdi hemen bakalım. EMK dediğimiz eksi delta fi bölü delta t'dir arkadaşlar. Son durumdaki akı ve ilk durumdaki akı. Şimdi son durumda 6 vardı. ilk durumda 14 vardı. Eksi 6 eksi 14 bölü. Geçen süresi 4 yapar arkadaşlar. Burası eksi 8 yapar arkadaşlar. Eksi 8 çarpı eksiden artı 8 yapar. Artı 8 bölü 4 Eee 4'ten cevabımız 2 yapacaktır diyeceğiz. 9. soru. Şimdi baktığımızda arkadaşlar düzgün B manyetik alanı içerisinde sabit V hızıyla çekilen xz Z oluşan indüksiyon akımları hangileri hangidir doğrudur diyor. Şimdi indüksiyon akımı arkadaşlar şöyle bir baktığımızda EMK eşittir. Eksi delta fi bölü delta t doğru mudur? E o zaman da i eşittir. Burada EMK bölü R'den. Buradaki değişime bakmamız lazım. Peki buradaki değişime baktığımızda yani son durumdaki akı ilk durumdaki akı. Burada e, büyüklüğü hani baktığımızda arkadaşlar x için konuşalım. İç çevresinde büyüklüğü artan indüksiyon akımı oluşur diyor. Şimdi bunu biz v hızıyla çekersek eğer sabit bir v hızıyla çekersek dışarıya doğru çıkacak olan arkadaşlar akı ne yapar? Akı b çarpı a'dır. b çarpı a'daki a'nın artış miktarı yani dışarıdaki alanı gitgide artıyor. Alan gitgide arttığından dolayı arkadaşlar indüksiyon akımı da gitgide artacak şekilde olur. Y çevresinde indüksiyon akımı oluşmaz diyor. Y çerçevesinde indüksiyon akımı yine oluşur arkadaşlar. Sadece sabit bir miktarda oluşur. Bu yanlıştır. Z çevresinde büyüklüğü azalan indüksiyon akımı oluşur. Evet arkadaşlar çünkü niye? Buradaki e, ilk baştaki e, T kadar sürede değişim büyükken diğer T süresi daha küçük, diğer daha da küçük diye gidecek. O yüzden cevabımız yaşık olur. 10. soru. Düzgün B manyetik alan içerisinde e, alanı A olan şekildeki devre D ekseni etrafına döndürülerek indüksiyon akımı oluşturuyor. Buna göre oluşan indüksiyon akımının artması için hangileri tek başına yapılabilir diye söylüyor. Şimdi akım dediğimiz yani indüksiyon e, akımının oluşması için bir kere B çarpı A'nın değişmesi lazım. Peki ne diyebiliriz arkadaşlarım? B arttırılmalı. B arttırılırsa ne olur? Buradaki B arttırılırsa akı da artar. Olur. R azaltılmalı diyor. Şimdi R azaltılırsa e indüksiyon akımı oluşturulduğundan dolayı arkadaşlarım. Şimdi yine buradaki dirence de bağlıdır. Direnç azaltılırsa daha büyük bir akım geçecektir. A arttırmalı. Yani dirence, dirence dokunmadan arkadaşlar eğer siz A'yı arttırırsanız yine akısı artacaktır. O zaman da yine değer artar diye. 12. soru. Akı zaman grafiği şekilde gibi olan bir devrede oluşan indüksiyon EMK'sının zamanı bağlı grafiği şekilde gibi hangisi gibi olabilir diyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir bakalım. EMK eksi delta fi bölü delta t. Doğru mu? Buradaki son eksi ilk duruma bakacağız. Son durumdaki akı artı e, ilk durumdaki sıfır. O zaman çıkarttığımız zaman arkadaşlar artı buluruz. Ve eksi çarptığımızda da akının e, yani EMK'sı eksi bir değer olacaktır. Ve sabit bir değer olacaktır. Yani buradan da şöyle E'ye de bakayım. D ve E olabilir. Peki gelelim diğerine. Diğer zaman aralığında da arkadaşlar. Şimdi burada son durumda sıfır. ilk durumda artı bir değer var. Son eksi ilkten burada değer eksi çıkacaktır. Eksiyle ile eksi çarptığımız zaman artı olur diyeceğiz. O zaman da arkadaşlar bakalım yine D ve E kaldı. Sonrasında arkadaşlar son durumda eksi ilk durumda yine sıfır. O zaman eksi eksi sıfırdan e e eksi değer olur. Eksi eksi yine formüldeki eksiyle çarptığımızda artı olur. Artı bölü geçen süreden de arkadaşlar artı çıkacaktır. Artık E elendi. Cevabımız değişik oldu. 13. soru. indüksiyon akımı ile ilgili hangileri doğrudur diyor. Değişen manyetik akı ile oluşur. Evet arkadaşlar. Manyetik akı artarken manyetik alan ters yönde manyetik alan oluşur. Birimi amperdir diye söylüyor. Bu da doğrudur arkadaşlar. Üçü de doğru. <laughs>